Merhaba değerli izleyenler. Almanya'ya biliyorsunuz göç meselesi sorun olmaya devam ediyor ve Türkiye'den Almanya'ya gelenlere yönelik özellikle son birkaç yılda epeyce zorlukların olduğu ve buraya gelen mültecilerin, sığınmacıların büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Ve son 1-2 yılda Türkiye'den Almanya'ya binlerce insan gelmiş, Kürt gelmiş, yine Türkler de gelmiş siyasi baskılardan dolayı. Burada sığınma talebinde bulunuyorlar. Şimdi sorun hem iltica meselelerin uzun sürmesi, hem bürokrasinin biraz geç işlemesi, hem de özellikle kamplardaki sorunlar, ailelerin yaşadığı sorunlar. Yine burada biliyorsun sadece Türkler ve Kürtler gelip sığınma talebinde bulunmuyor. Aynı zamanda Afganlar geliyor, yine Suriye'den mülteciler geliyor ve dünyanın birçok bölgesinde mülteciler, sığınmacılar geliyor. Dolayısıyla böyle de olunca sorunlar çıkıyor ve kamplarda büyük sorun var, hayımlarda sorun var. Özellikle kamplarda ilk dağıtım yerlerinde büyük sorunlar var. Çünkü aileler geldiği zaman birazdan zaten ekrana da getireceğiz. Birazdan da o insanların taleplerini sizlerle de paylaşacağım. Bunlar birçok aileyi, iki aileyi bir odaya vermek isteyen kamplar var. Kamp yönetimleri biliyorsunuz burada artık Almanya'da direkt belediyelere bağlı ama özel firmaların birçoğu kamp yönetimlerini yönetiyor. Kampın yine güvenliğini sağlayan firmalar vardır ve biraz da bunların keyfi uygulamalarına da bağlıdır, öyle söyleyelim. Kalabalık çünkü. Yani bir kampta örneğin 50 kişinin kalması gereken kampta bazen 60-70 kişi kalınca odalarda yatma yeri daha yok. Az önce şahit olduğum bir kişi dedi ki ben bugün bu akşam yer yoktu dedi, yatamadım yani dışarıda yattım o derece. Şimdi vatandaşlarla konuşalım. Türkiye'den gelmiş Kürtlerle, yine burada Türkler de var sanırsam. Onlarla bir konuşalım. Bu Almanya'nın Düren kentindeyiz şu anda. Bu Düren kentindeki kampta neler yaşıyorlar? Çünkü bu konuda özellikle iletişime geçtiler ve ısrarla burada sorun yaşıyoruz. Ailelerimizle birlikte büyük sorunlar yaşıyoruz dediler. Ben de geldim burada. Kamp görevlisiyle de konuştum. İçeride çekim yapmak için, onların yaşadığı koşulları sizlere aktarmak için ama ne yazık ki böyle bir çekim izni de vermediler. Şimdi sizleri kamp sakinleriyle baş başa bırakalım. Bakalım burada Almanya'da nasıl bir sorunla karşılaşıyorlar. Merhabalar. Öncelikle kendinizi bir tanıtın. Siz ne zaman geldiniz ve burada ne sorunlar yaşıyorsunuz? Kısaca bize özetler misiniz? Merhaba. Ben Mehmet Akif Özgül. Yaklaşık olarak 1,5 aya yakın oldu Almanya'ya geldim. Bu kampa da 4 gün olduk geldim. Ve 4 günden beri sürekli yer sorunu yaşıyoruz burada. Özür diliyorum. İlk geldiğiniz zaman nereye verdiler? Nasıl bir prosedür oldu? Onu da bir anlatır mısınız? İlk geldiğimizde bize dediler ki ya iki aile bir arada yaşayacaksınız ya da eşlerinizle ayrı odalarda yaşayacaksınız. Bunun da böyle bir şey mümkün olmadığını, bizim aile yapımıza uygun olmadığını defalarca anlatmamıza rağmen yönetim ısrarla bizleri ayırmak istiyor burada. Ve biz bunun için günlerdir mücadele veriyoruz. Yönetimle görüştük, belediyeyle görüştük, hükümetle görüştük. Buradaki gerekli diyakoniyle görüştük ama hiç kimse bir çözüm yolu üretmiyor yani. Sadece bizi oyalıyorlar. Bugün, yarın. İşte transferler olduğunda sizler için yardımcı olacaklar ama günlerdir transferler de gerçekleşiyor ama herhangi bir şekilde bunu yapmıyorlar. Çünkü yeni gelen aileleri tamamen bu portatifle yapmaya çalışıyorlar yani. Öncelikle bizde denemesini yapacaklar. Uyguladıklarında tamamen devam edecekler bununla ilgili. Eşiniz sanırsam merhabalar. Evet merhabalar. Siz nasıl sorunlar yani gözlemlediniz ne sizin bir aile olarak buradasınız? Şu an aile olarak geldiğimizde hiçbir şekilde aile ortamı diye bir şey yok. Hepimiz de rezil bir yerde hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bizim tek sıkıntımız sadece gene rezil olmasına rağmen en azından bir odamızın olmasını istiyoruz yani. Çok şey istemiyoruz. Kahvaltı aynı, akşam yemeği aynı. Sadece öğlenleri bir çeşit yemek çıkıyor. O da yani yerseniz iyi dediniz, yemediyseniz yemezsiniz yani. Yenmeyecek şekilde, şekerli, böyle hani çok çeşidi olmayan, tek çeşitli bir yemek geliyor. Yani insanların bir sistemi yok. Yani insanlar alışmış bu yaşama. Yani mecbur bırakılmış. Herkes yaşamaya mecbur kalmış. İtiraz etme durumu da şu anda Almanca da bilmediğinizden dolayı herhangi bir şey. Maalesef. Hiçbir şekilde. Diğer vatandaşlara da soralım. Tabii evet. Ki, tabii ki. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah. Siz nasılsınız? Ben dün akşam geldim buraya ve dün akşam ben geldiğimde belirtiyorum. Eşim hamile diyorum. 20 günü var yani. Bana oda verin. Odamız yok diyor. Eşini senden ayıracağım. Ya bu kadın rahatsızlanıyor. Benden başka olsa kim bakacak buna diyorum. Kendini ben yerime koyuyorum. Bana ne diyor. Ne zamandan beri Almanya'ya geldiniz? Ne kadar oldu? Ben Almanya'ya geleli. İlk neredeydi şey ettiniz? Esin'de.
Oradan bir hayme verdiler, bir kampa verdiler. Evet, şimdi sen de kamptaydım, evet oradan buraya attılar ki ben kendilerine de açıkladım. Bakın benim Palermo'da akrabalarım var. Evet. Eğer bir şey yapmamı istiyorsanız beni yakınlarıma verin. Hem kuralınız hem yaşam tarzınız en azından bana yardımcı olurlar. Bunu kendilerine ifade etmeme rağmen beni buraya gönderdiler ve benim eşim hamile. Ben buraya gelene kadar 3 tane tren, 3 tane otobüs geçtim. Şimdi siz burada hangi şartlar altında yaşıyorsunuz? İsterseniz siz... Şu an benim çocuğumun uykusu var ve ben yatıramıyorum çünkü o da yok. Masanın üstünde mi yatırayım ben bu çocuğu? Ki biz dün yemekhanede masanın üstünde yatırdık. Evet, yattık yani orada. Sistem yok yani, fareler dolanıyor etrafta. Ya fare olan bir ortamda siz nasıl yaşayabilirsiniz ki, biz nasıl yaşayalım? Ki biz kendilerine bunu ifade etmemize rağmen adamlar bizi aldırmıyor. Benim sistemim bu diyor. Tamam, bizi transfer ediyoruz, onu da ben yapmam diyor. E ben nereye derdimi anlatacağım? Abi ben bugün girmeyeceğim içeri, ben dışarıda gerekirse burada yatacağım. Ama bugün içeri girmeyeceğim yani. Bu arkadaşlar... Avcı kurmandı, kurdun. Merhaba. Bunun kursiyere gibi etçi ne? Mane gorfa ki valla, mane ude ama. Ama zorup çıçık. Yani da... Zorup çıçık. Nezik var ya daha başta. Saut haben, kizik de tırsı. Habe bas ima mane ude okey yani. Dibi yunke jahif cihibi ben. Bas habe ima. Bunun çıdı karın beyeceğim. Mane am da kozun yani ude. Çanmeyi ya ova be. Kiske ma dıma haki ya. Dıma ya. Khaunu ki hatta sebe. Aji nukum se hatta sebe veru rüyünü ma da kozun. Am cem hafda ben mane mavra horikin. Khaunu mod gendim ruva bekke yune. Yani o nov mesela udok dindu be mariti do pırbın his dertin de tırsı kizik. Değerli izleyenler, öyle bir şey ki, öyle bir durum yaşanıyor ki, gördüğünüz gibi işte bebek, 2 yaşındaki bebek, 2 aylık bebek, 2 baba, kızı, lava, kızık, kızık yani keçike. Yani 2 aylık ve anne diyor ki, Kürtçe diyor, biz emzirecek yer bulamıyorum diyor. Şimdi bu trajedi tabii ki bunun sorumluları kim bilmiyorum. Gerçekten belediye bu işten, belediyenin bu işten haberi var mı bilmiyorum. Ve bu vatandaşları burada bir kampa teslim etmişler. Kamp yöneticisinin yetkisi nedir biz bilmiyoruz. İmkansızlıklar olduğu zaman ayrı bir noktadır ama aile olan, örneğin hamile, işte gördüğünüz gibi bu kardeşimiz de hamile ve bir çocuk daha var. Şimdi bu aileleri, bunların anlatımı, bu aileleri 2 aileyi falan bir odaya bile vermek istiyorlar. Bu kadar çocuklar. Namahrem diye bir şey var. Yani insanlar anlatıyor. Gerçekten bu duruma sanırım yani yetkililer mutlaka bir çare bulacaklardır. Eğer gerçekten bu şekildeyse, işte Almanya sistemi diyoruz. Almanya demokrasinin beşiği diyoruz. İnsan haklarına saygı duyan bir ülke diyoruz ki öyle biliyoruz. Peki o zaman bu insanları siz ülkenize kabul ediyorsunuz. Bu insanlara neden burada eziyet çektiriyorsunuz? Bu aileler belli bir kültür seviyesine gelmiş buraya. Kültüre bağlı da onların inançları var. Ve 2-3 aile bir oda veremezsiniz. Yani buradaki bu diğer insanlar da aynı sorunları yaşıyor mu? Yoksa sadece Türkiye ve... Adem Bey, ben şunu da belirtmek istiyorum. Dün daha bu konuşmayı yaptık kendileriyle. Hükümet binasına gittik. Biz transferimizi istedik. Hani sağlayabilirseniz başka bir kampa geçirin bizi dedik. Hani burada mümkün değilse yeriniz ailelere. Evet. Ailelerin hepsini başka bir kampa transfer edin. En azından gelecek olan kişileri de bekar ya da bekar erkek kız olarak, evet, şeklinde alın kampınıza ki herkesi dolu dolu yerleştirebilin. Bunu da söyledik. Hükümete şunu da söyledim. Bize dediği şu: sizin bu kamptan çıkışınız, ya hamile kalacaksınız burada, en az 6-8 ayı geçireceksiniz burada, ya da hamile kalmazsınız 2 yılı burada dolduracaksınız, burada bekleyeceksiniz, öyle transferiniz çıkacak dedi bize. Şimdi buradaki kamptaki en büyük sorun aslında şöyle söyleyeyim. Bizim insanlarımızın birazcık çekiniyor olması. Demokratik hakkını aramak yerine şu anda odalarında bekliyorlar. Bizim gibi şu anda aynı ne sorun. Ne kadar sığınmacı var burada ortalama? Şu ana yakın 700 kişi ama kampın kapasitesi 1200 kişi olduğu için bunların maksimum kapasiteye ulaşabilmek için şu anda bu modeli uygulamaya çalışıyorlar. Peki Türkiye'den gelen ne kadar var? Yaklaşık olarak kampın %30-35'ini Türkler ve Kürtler oluşturuyor. Türkiye'den gelenler oluşturuyor. Biz bunu defalarca kez de söylüyoruz. Diyoruz ki yakın, bakın bize uygun bir yani sistem değil bu sistemimiz. Çünkü iki aile bir arada yaşaması söz konusu da değil. Ve aşırı derecede Türkler ve Kürtlere karşı burada bir ayrımcılık var. Aynen, evet. Aşırı derecede. Tabii. Ya dün biz bana oda verdiler. Tamam gelin gidelim odaya dedim. Odanın kapısını çaldım, içinden aile çıktı. Hani diyor bizim sistemimizde oda boş görünüyor. Senin sisteminde boş görünen odaya nasıl aile girebiliyor? Evet. Böyle bir sistemle yönetiyorlar. Ve dün daha da kötüsü, biz hükümet binasında bu sorunları dile getirirken, problemi anlatırken, demokratik hakkımızı savunduğumuzu söylerken birisi hadsiz bir şekilde sizi burada zorla tutan yok diye bir cevap da bulundu bize. O suçtur aslında. Siz onu kayıt altına alırsanız o Almanya'da
suç. Burada kamera ve fotoğraf çekmemiz yasak burada. Kesinlikle. Kampta herhangi bir görüntü almak da yasak. Aynen öyle. Söz konusu dahi değil diyorlar. Söz konusu dahi değil diyorlar. Hakkınızda suç duyurusunda bulunuruz diyorlar. Çünkü yapmış olduğunuz suçtur diyorlar. Ki öyle bir şey yok. Ortamın hijyenik olmadığını şu anda devlet yetkilileri habersiz bir şekilde geldiklerinde göreceklerdir. Tuvaletler leş gibi. Ya mutfak satın aynı şekilde. Sağlık Bakanlığı'ndan da buraya birileri gelsin. En azından gelsin ki bu ortamı görsün. Hiç değilse gene bu kamp gitmeyecekse bile en azından yaşanılacak bir hale getirilsin. Bana faydası olmayacaksa benden sonraki gelen vatandaşlara bizim hani o imkanı sağlayabilelim. Eğer bizim sesimiz duyurulacaksa, gidecekse eğer yüksek mevkilere, yani bizden sonrakilere en azından faydamız olsun, bize olmayacaksa bile. İsteriz evet. ki buradaki bütün herkes, yani ben ırkçılık yapmak istemiyorum. Herkes aynı derecede, herkes aynı muameleyi görsün istiyorum yani. Tek derdimiz bu. Biz ayrımcılık yapmıyoruz ama maalesef kampın içinde biz Türkler ve Kürtlere çok ayrımcılık yapıyor olabiliriz. Şimdi değerli izleyenler, tabii ki biz Düren Belediyesi'ne de ulaşmaya çalışacağız ama burada bir çağrı da yapalım. Gerek Düren Belediyesi'ne bağlı sağlık ekipleri ya da Sağlık Bakanlığı direkt bu konulara mutlaka el atması gerekiyor. Çünkü bu bir kamp sadece örnek ama tahminime göre ki gelen şikayetler de onu gösteriyor. Almanya'da birçok kampta aynı sorun devam ediyor. Binlerce insan geliyor. Sığınma hakkına herkes sahiptir. Almanya'da, Avrupa'da herkes sığınma hakkına sahiptir. Ama siz insanları bu şekil kampa atarak ve insanların değer yargıları üzerinde insanları rencide ederek ya da kamptaki yöneticilere teslim ederek, bunların birçoğu özel firmalar tarafından kamplar yönetiliyor şu anda. Dolayısıyla bu sorunun mutlaka bir an önce çözülmesi gerekiyor diye. Yani burada aileler var, işte hamile kadınlar var, 2 aylık bebekler var. Belki içeride de aynı buna benzer aileler var değil mi? Hamile aileler var, bebekler var. Benim de kızım ameliyat olması lazım. Nefes darlığı var. Neyi var? Nefes darlığı var. Ameliyat olması lazım. Ama beni hiç şey etmediler yani, ben söyledim bunu. Siz nereden geliyorsunuz? Makedonya'dan geliyorum. Makedonya'dan. Evet, ben gidip söyledim bunu. Randevu istedim onlardan. Hiç kimse randevu falan doktora yapmıyor. Doktora götürdünüz mü? Hayır, daha götüremedim. Bir ay oldu, randevu falan vermiyorlar bana. Yani şimdi değerli izleyenler, hangi sorunu, hangi kim ağzını açıyorsa çok büyük bir sorun var. Yemek sorunu, hijyenik sorunu. Peki su sorunuz falan var mı? O aklıma gelirken evet, sorayım. Su sorunumuz var. Çünkü benim çocuğumun nefes darlığı var. Eğer bir şey yani kokuyu falan hissediyor. Bir de suyu içmiyor, içmek istemiyor, yemeği de yemiyor. Kokuyor çünkü, beslenemiyor. Su problemimiz. Duş alma sorunu falan büyük problem. Orası. Büyük sorun. Çünkü duş almak istedim Adem Bey. Soğuk suydu yani. Soğuk evet, suyla duş almak zorunda kaldım maalesef. Yani bilmiyorum bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir sistem buradaki, anlamış değiliz yani. İnşallah bir an önce... Yetkililere yönelik neler söylemek istersiniz? Yani mutlaka bizim bu yayınlarımız bir şekilde bir yerlere ulaşacaktır. Dolayısıyla yetkililere, yani belki buranın sesini duymayan insanlar vardır, yetkililer vardır. Bilmeyen, haberi olmayan yetkililer vardır. Bundan eminiz. Yani evet, bu evet. Alman devletinin bir politikası olmadığına eminiz evet, herhalde. Evet. Yetkililere neler söylemek kesinlikle istersiniz? Kesinlikle. Bizim sadece istediğimiz güzel bir ortam. Hani güzel dediğimde temiz, hijyenik bir ortamda. Yani kendi haklarımıza sahip olmak istiyoruz. Yani... mahremiyete önem verilsin istiyoruz. Biz çok bir şey istemiyoruz aslında devletimizden. Sadece bize karşı hijyen ve o da. Yani mahremiyet. Başka hiçbir şey değil. Aslında şöyle, bizim devletle yani buradaki yetkililerden istediğimiz şey bizlere burada insani bir yaşam alanı sunmaları. Çünkü bizler dediğim gibi kendi ülkelerimizi, vatanımızı terk ettik ve isteyerek terk etmedik. Bunu da belirtiyoruz daha önceden. Çünkü orada da haklarımızı aradığımızda tutuklandık. Ve o yüzden buraya sığındık. Ve şu anda da burada da daha da kötü bir muameleyle karşılaşınca ister istemez. Şok oldunuz mu Almanya'ya geldiğinizde? Evet. Evet. Çünkü ben 2004 yılında da Almanya'daydım. Ama Almanya'nın demokrasisi bu şekilde değildi. Yani ya yeni başlamışlar bu sisteme. Çünkü ya da kamptan sorumlu. Yani ya da evet, kampta büyük bir problem var. Sorun olduğunu düşünüyoruz Adem Bey. Çünkü evet, buradaki olan ailelerin çoğu diyor ki biz 8 aydır buradayız. Bir senedir buradayız. Kimi diyor ki 1,5 senedir. Benim 2 yılım dolmak üzere diyor. Bizim hala transferimiz çıkmıyor deyince biz de ister istemez kendi hayatımızı sorgu. Acaba biz de mi öyle olacağız? Yani bu sistem nasıl ilerliyor? Çünkü herkese ayrı ayrı bir muamele olduğu için bize ne çıkacağını bilmiyoruz şu anda. Evet. Ben ayın 29'unda teslim oldum. Eşimi hala doktora götüremedim. Şimdi eşiniz kaç aylık hamile? 8'i geçtik. 8 yani. ay, 9 aylık hamile. Halen siz muayene ettirmediniz. Daha gidemedik. Yani bilmiyorum bu şeye karşı ne söyleyelim. Gerçekten söylenecek bir şey yok. Bir çocuk kaç yaşında? 2,5.
2,5 yaşında bir de 8-9 aylık hamile bir kadın ve kadın halen kontrole bile gitmiyor. Yani şimdi bu kadına Allah korusun bir şey olursa bunda kim sorumlu olacak? Yani kamptaki kişiler mi sorumlu olacak yoksa şu anda burada Düren Belediyesi mi sorumlu olacak ya da İçişleri Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı mı sorumlu olacak? Çok bu gençlerin hepsi burada sığınmacı değil mi? Hepsi sığınmacı. Tamam, bir senedir kalan var, çocuğu olmuş, hala çıkamayan insanlar var. 18 ay içeride kalan insanlar var burada. Yani burada deliren insanlar. Burada yani çok farklı bir sistem. 13 aydır çalışma izni çıkarılmayan arkadaşlar var şu anda burada. 13 aydır. Yani çünkü hani birçok yerde duyuyoruz, 3 ay, 4 ay veya 5 ayda çalışma izni verilirken bu Düren kampında 13 ay, 14 aydır çalışma izni daha onaylanmamış arkadaşlarımız var maalesef. Valla bizim yapabileceğimiz değerli izleyenler, yani bu konuda bütün yetkilileri özellikle kamplarda yaşanan sorunlara ilişkin duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunu aslında bir anlamda, sivil toplum örgütlerini, kadın örgütlerini, çocuk örgütlerini, yine burada çocuklar var. Yani 1-2 aylık çocuk var, halen hamile kadınlar var ve çok durumları çok kötü. Hatta vatandaş işte şey yapacak, içeri giremiyorum diyor, dışarıda yatacağım diyor. Yani bu konuya umarız yetkililer bir an önce el atar. O yüzden keşke elimizde gelse bir şey yapabilsek ama sizin sesinizi belki... Ben kabul ettim, tamam dedim, kadınlarla aynı odaya giderim dedim. Kapıyı çalıyor aile, kapıyı çalıyor aile ya da oda dolu. Doluysa o zaman almasın buraya transferleri. Sistemde de oda boş görünüyor. Ve bana dün kağıtta... Bana dün kağıtta çocuğun hijyenine, sağlığına, şeyine sen sorumlusun diyor. Çocuğu yıkayacağım, su yok. Ben neyin hijyenine sağlayayım bu çocuğa? Adama diyorum bizi başka bir kampa yönlendir o zaman. Gidin diyor. Şekil bu. Gidin. Gençler, kavar mı civarın bakalım? Var mı civarın? Hep kurdi bakım tıcına var mı? Kerem çıt çıt ne adam kefaş mı? Ama dehmeyem de bura. Heval emeği yunzda emeği de bura hani. Dunzda emeği de bura hani. Ama evet kurdi hatını, hem kurdiş Türkiye hatını menaşinin. Arap de berimeterin, Afgan dümeti berimeterin, Türk ciddi berimeterin ama Kürt hemşe Türkiye adının menaşının. Hem terör hükümeti devletteşteki vartını. Hem terör var devletteşteki vartı. Hem zaydem derdi hoş kira beci. Hem zaydem derdi hoş kira beci. Yok. Ay havali mi hem uvusana. İnfo hükümet ve orası aralarında üçgen kurmuşlar. Hangi birine sorununu anlatırsam birbirine yönlendiriyorlar. Aralarında bir üçgen kurulmuş. Birine bir sorun anlatıyorsun, ORS'ye gidiyor. ORS'ye anlatıyorsun, info'ya gidiyor. Info'ya anlatıyorsun, biz değil hükümet sorumluyuz diyor. Hükümete gidiyorsun, burada mültecilerden BAM sorumlu diyor. Ona belediye falan yani. Başvurdunuz mu hiç? Gittiniz mi ya da? Ya herhangi bir belediye başvurmanın bir anlamı yok. Başvuruyoruz, arkadaşlar dilekçe yazıyor sürekli. Hani kağıt işleri bildiğimiz gibi burada çok ağır ilerliyor. Ama herhangi bir sonuç yok yani. Bizim arkadaşımız var 4 aydır burada, evli olmasına rağmen bu kamptan çıkamıyor. Ve çalışma izni hala yok. Ben bilmiyorum, buradaki bir sorun giderilmiyor yani. Sürekli bir başka bir sorunla karşılaştırıyorlar. Sürekli başka bir yere yönlendiriyorlar, o kadar yani. Emroji tov bu hem çiketin deri hükümeti mederde kuş yaragot bemedi kendin. Debi me pejme pejme bere me aile ki şandı. Hani ki kuş med med kendin. Em boy xırabi çenevin em denge kuş nakı em zamanı kuş yaram mücüldü ne udekin ama gonadı mı? Siz neler söyleyeceksiniz? Ne zamandan beri buradasınız? Ben yaklaşık olarak bir yıldır buradayım, bu kamptayım. Hani kampta arkadaşların söylediği gibi biz Kürtlerin ve burada kalan Türklerin sorunları çözülmüyor. Hani bu Düren Belediyesi'ne de gidemiyoruz. Şimdi oraya gittiğimiz zaman da diyorlar ki orada diyor bizim adamımız var diyorlar. Ha, gerçekten burada adamları var. Şey olsun, iş kurun olsun, belediyen adamları olsun. Ama buraya gidiyoruz, burası sorunumuzu çözmüyor. Bu çocuk abla yattı. Şimdi yatacak yeri yok. Odanız yok mu içeri gidip? Yok. Gonadı nade. Hayam zamanı hoş kısak gonadı mı? Hayar hem zamanı hoş kısak bana gonadı mı? Hem de çıt kendine hanek koymadık mı? Dün akşamdan beri uğraşıyorum. Dün akşam geldiğimden beri abigil de şahit, dışarıda da kaldım. Ya bana ne diyor adam? Ben sana oda verdim git diyor. Odaya gidiyorum, içinden aile çıkıyor. Ve adamın bize söylediği saat kaç benim kapımı çalıyorsunuz diyor ya. Buraya ulaşım nasıl sağlıyorsunuz? Otobüs. Gere de saat sıysa da otobüsle bırakın. Hani nif saat nasıl da derbaz da hani daha çıl dakika hani daha bir beyincan. Yani sen de kana cari otobüste? Saat ticari. Saat ticari gere var ama ne? Rüye çor otobüs, gözü penc otobüs de ne? Evet. Abici zotu sot da diyor şunu doktor. Peki kampa giriş çıkış saatleri nasıldır?
İnsanların sorun yok. Sadece şu var. Otobüslerde şöyle bir açıklık getirelim. Şimdi 4 veya 5 otobüs geliyor ama bunun 2 veya 3 tanesi sadece kampın önüne geliyor. Diğeri 1,5-2 kilometre ileride. Yürüyüp gidiyorsun. Köyün girişinde duruyor. Köyün girişinde duruyor yani mesela. Her zaman olan bir şey değil. Saat 10'dan sonra da burada hayat duruyor. Bir hiçbir şekilde otobüs veya hiçbir vasıta gelmiyor buraya. İnsanlar ya yürüyerek ya araç tutarak veya taksiyle gelecekler. Başka türlü çaresi yok yani. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ne zamandan beri buradasınız? Burada ID kartlarımız var arkasında. Ya gelip bakabilirsiniz. Ben 10. ayın 19/2022'den beri ben bu kampın içerisindeyim. Diğer kampta Köln diğer kampımdı. Orada da bir ay kaldım. Bak 10. ayın 19/2022'den beri ben bu kampın içerisindeyim. Evli olmama rağmen ismini göstermeyeyim eşimin. Evet. Buyurun bakabilirsin. Bu da eşiminkidir. Evet. O da aynı şekilde. Çocuğum oldu. Çocuğunuz olduktan 4-5 hafta içerisinde sizi çıkartacak, bizi çıkartacaklarını söylediler ama halen daha buradayız. Ben 3 ay bir aileden kaldım. 2 ay bir aileden kaldım. Toplam 6 ay boyunca ben 2 aileden kaldım. Yani bir oda içerisinde 6 ay. Arabi ya. شو المشكل بدي اقول لك عندنا كثير مشاكل هون في الكامب هذا مسخ خانز المانيا ما تعيش الماكلة شابة اخوتي وما نصحكمش تجيو المانيا كاع المانيا تركي احكي تركي عربي عربي عندنا كثير مشاكل بالكامب قرب عندنا كثير مشاكل الاكل مش كويس المنامة مش كويسة صرنا هون سنة قاعدين بالكامب لهلا ما بعتولنا رد ما بعتولنا أي شيء كل شيء سيء بالكامب كل شيء سيء سيئين والله العظيم والله معاملة حسنا كل عبيد مشكلات والله مشكلة مشاكل كثيرة خيو شوك بروب النظام القوانين هون مش حلوة خيو والله شوف الباص يعني القوانين دوت شلاب درباز من بي Şimdi burada sadece tabii ki Kürtler kalmıyor ama sadece Kürtlerin sorunu yok, Türklerin sorunu yok. Bütün herkesin sorunu var. Oradaki Araplar benim anladığım kadarıyla onlar da büyük sorun yaşadığını söylüyorlar. Biri eşimin odalarımıza bak. Bana hep ayrı oda, ona ayrı oda yatmışlar. Evet yani otobüs geldi o yüzden insanlar gidiyor. Herhalde otobüs normalde bir saate bir gelmesi gerekirken bazen 1,5 saat bazen 2 saatte bir geliyor. O konuda da bir sıkıntı var. Yani umarız yetkililer burası bir örnektir. Sadece Almanya'da bir kamptır. Buna benzer binlerce kamp var. Kim bilir diğer kamplarda neler yaşıyor. O yüzden umarım yetkililer bu işe. Kerem ki. Brajmera bejen emaçma naşine. Brajmera vitaşte bejen jevse belavya ma naşine. Ya da bu jöye naşine emcar da ve eri. Navejen. Jemera teşki navejen. Hatine levra aile zizde o candi şehat katinen meratinet kıncem. Em vitaşte ne kadar kabul kın. برجمیرا بی بیم و بو ویده تشتی هم ناشینه. حیا وید تشتی جمیرا نه و نه ولی همیشه جوارا بیش میش دردم یه جوارا بیشن. یعنی ادی تشتی دست من. گلکس پاس جوارا خوبه. یعنی zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkililer gelir. En azından kendi gözleriyle görürler. Çünkü bizim anlatmamızla olmuyor bir şeyler. Gözleriyle gördükleri zaman daha çok hani inanırlar, ne söylemek istediğimizi daha çok anlarlar. Yani burada en çok da hamile olanlar, ne bileyim işte rahatsız olan kişiler çok mağdur. Onlar da çok mağdur. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Geldiğimde benim migrenim var. Ağrı kesici istedim. 2 gündür benim başım çatladı ve bir ağrı kesici bile vermediler bana. Yani çok problemleri var bu kampın. İnşallah yetkililer bir an önce gelir ve Sağlık Bakanlığı'ndan özellikle yetkililerimiz inşallah bir an önce gelir. Peki. Geçmiş olsun diyelim. Umarım bir an önce sizin sesinizi bir şekilde kamuoyuna ulaştırmaya geldiğiniz için biz de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.